bütün katliamlar, mesela Alevi katliamlara baktığınızda da çıkanlar ya Allah Bismillah Allahu Ekber diye bağırır. Yani camiden çıkıyordu. Sivas'ta öyleydi, katliam yarattı. İşte Maraş'ta bir yaşamını yitiren birinin cenazesinin camide kaldırılırken orada katliam başlatıldı. Yani bütün uygulama baktığımızda Fethullah Gülen'e baktığınızda Diyanet'in personeliydi. Cemalettin Kaplan Diyanet'in personeliydi. Yani bütün ne kadar meczup denilen bu devletin bütün varlıklarını yok etmeye çalışan insanlar Diyanet'ten beslenen insanlar. Dolayısıyla bu kurumun kendisi zaten tartışmalı bir kurum haline gelmiş. Diyanet'in bu yapısını biz Alevi kurumlar olarak kurulduğumuz günden beri bir tek şeydi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır diye kampanya yürüttük ki bunlar da mesela 1997, 17 Nisan 1997'de ben o zaman Ankara Tunceli'de dernek başkanıydım. Bizim de içinde oldu çünkü bizim kitlemiz Alevi kitlesi olduğu için biz de müdahildik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem Diyanet'in kaldırılması, kapatılması ile ilgili rapor sunduk. Aynı zamanda mahkemeye de dava açmıştık yani 1997'de. Ondan bugüne kadar da bütün söylemlerimizde, bütün açıklamalarımızda biz Diyanet İşleri Başkanı'nın mutlaka kapatılması gerektiğini söyledik. Yani bu eşitlik ilkesine, sosyal devlet olma ilkesine, laik devlet olma ilkesine, demokratik devlet olma ilkesine aykırı bir kurum. Bunu sürekli söyledik. Bu, yani yoksa bütçenin ne kadar artıp artmadığı sorunumuz bu değil aslında. Dinin, devletin dinden tümden elini çekmesi, hiçbir inancı finanse etmemesi gerekir. Ve dolayısıyla bu bütçelerin, yani Diyanet ve inanç kısmına ayrılan bütçelerin mutlaka eğitim, sağlık, sosyal yardımlar, sosyal haklardır. Yani insanların refah ve mutluluğu için yaşamının daha iyi standartları getirmesi için kullanması gerekir. Yani dini niye besliyorsunuz? Yani bir inanç, bir kişi inancını yaşamak istiyorsa onunla ilgili harcamasını kendisi yapabilir. Yani bunun devletle bir alakası yok. Dolayısıyla buradan çıkmak lazım. Yani dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bugün açısına baktığımızda siyasal iktidarı besleyen bir kurum olduğu için bu kadar harcamalarına göz yumuluyor. Yani düşünün en ufak şeyde Diyanet İşleri Başkanlığı elinde kılıç minbere çıkıyor. Ayasofya. Ayasofya kilisedir. Yani siz bir kiliseyi camiye dönüştürmüşsünüz. Dolayısıyla baktığınızda yani bir inancı, farklı bir inancın mabetini işgal etmişsiniz. Camiye dönüşün ve oraya da kılıçla çıkıyorsunuz. Yani bir din adamının, din adamı hani dinler derler ya, insanlara sevgi, hoşgörü, barışı öncelemek için Tanrı tarafından gönderilmiş peygamberle vesaire diyorsunuz. Ama elinde kılıçla minbere çıkıyorsunuz. Yani bu asla kabul edilebilir bir uygulama değildir. Biz Aleviler açısından biz bugüne kadar her şeyi söyledik. Dedik ki rızalık olmadan, bizim rızamız olmadan bizim adımıza topladığınız vergilerden Diyanet'e verdiğiniz her kuruş bizim açımızdan haramdır size. Helal etmiyoruz. Bugün de onu söylüyoruz. Dolayısıyla o harcamalardaki her Alevinin her kuruşu onlara zehir zıkkım haram olsun. Yani diyoruz başka şey değil. Herkesin özellikle Sünni kesimdeki canlarımızın da karşı gelmesi lazım. Yani kendi çocukları için daha iyi bir ülke yaratmak varken yani böyle ucube kurumların beslenmesi, din adamına gericiliğin finanse edilmesi onların da geleceğini karartan bir durumdur. Sadece biz Aleviler özgü değildir. Onların bizden daha çok karşı gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bizim rızalığımız yok ya hani onlar açısından diyorlar ya işte bir başkasının hakkıyla öbür tarafa gitme diyorlar ya. Ya vallahi bizim rızalığımız yok. Nasıl gidiyorlarsa gitsinler o zaman. O onların sorunu diye düşünüyorum. Şimdi eğer inançlı bir toplumsa Hazreti Ali'ye sorar ya Ali derler. Bir devletin dini var mı der. Der ki evet bir devletin dini adaletidir. Eğer bir ülkede adalet yok ise beytul maldan israf yapılıyorsa bu kul hakkına girilmiş oluyor. Biz de kul hakkına girmemeler için buradan iktidarı, bizi yönetenleri uyarıyoruz. Yarın bu kul hakkıyla hakkın huzuruna gitmeyin. Kulun hakkını ölmeden önce ölme evlasında eşit bir şekilde haklarının verilmesi. Bu kadar büyük harcamaları bireysel olarak kendine ve sadece kendi düşüncelerine inançsal olarak da bunu
insanları aldatarak ve haklarını gasp ederek Diyanet çatısı altında bu harcamalar tamamıyla tüm bu ülkede yurttaşlarımızın doğmamış, yetim doğmamış çocuğumuzun hakkını bile birilerine yedirmek kadar Allah katında şirktir aslında. Hak katında suçtur. Hak katında bir suç işliyorlar. Bir an önce bundan dönmeliler. Bu büyük harcamaları buralara yapacağı yerde Alevi toplumunun da bir inancı vardır, bir yolu var, bir erkanı vardır. Biz nasıl ki kendi içerimizde inancımızı imece usulüyle var edebiliyorsak, inancımızı yaşatabiliyorsak, inancımızı hak ve hakikat yolunda paylaşabiliyorsak, en azından hiçbir şey bilmiyorlarsa Alevilikten referans alsınlar. Aleviliğin inancını biraz izlesinler. Aleviliğin içerisindeki ocak sistemi içerisinde bu döngünün kul hakkı yemeden kendi iştahatsal süreyi nasıl inşa ettiğini eğer biraz o at gözlüklerini yendirip Aleviliğin iştahatsal ve süreğini izlerlerse buradaki bu büyük harcamaların önüne geçmiş olurlar. En azından kul hakkının yenilmediğinin önüne geçmiş olurlar. İsraftan kaçınmış olurlar. Aynı zamanda o kadar büyük paraları buraya harcayacakları yerde bu ülkenin ihtiyacı olan fabrikalarına, yetimine, fakirine, yoksuluna, emeklisine, darda zorda olup evine bir ekmek götürmeyene harcarlarsa hem Hazreti Peygamber'den şefaat bekleyeceksin hem de Hazreti Peygamber'in sözüne uymayacaksın. Hazreti Muhammed diyor ki komşunu açsa sen tok yaşıyorsan sen benden değilsin diyor. O zaman demek ki bunlar Muhammed'in ümmeti değil ve Hazreti Muhammed'i sadece sözlük olarak kullanıyorlar. Bundan bir an önce vazgeçmelidir Diyanet.